Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Taşınma esnasında çamaşır makinesi nasıl taşınır? Ben bu şekilde kablosu, elektrik kablosunu toparlamışız. Su kablosunu toplamışız. Buna ucuna bant bağlamışız. Bir conta var. Conta düşebilir bu taşıma sırasında. Düşmesin diye, arayıp durmayın diye böyle bantlayabiliriz. Bunu toplamışız. Burada yerleri falan var su borusunun. Çok önemli bir nokta var. Şimdi burada bir tanesini yaptık. Bunu niye yapıyoruz? Taşınma esnasında çamaşır makinesi damburunun yerinden çıkmaması için, ayarın bozulmaması için. Burada sıfır gelirken şöyle parça sevilmişlerdir. Şu parçada. İşte bu parça ne işe yarıyor, nerede kullanılıyor onu göstereceğim. Bunu takıyoruz, tambur sallanmasın, taşınırken kolay olsun, arıza vermesin diye. Bir iki tane takabilirse yeterlidir. Şurada plastik bir kapak takmışlar bunun yerine servis tarafından. Şimdi bunu söküyoruz. Şöyle içeri kaçırmadan sökmemiz lazım. Bakayım. Orada gördüm. Nerede? Altına mı gitmiş? Bakayım. Ne? İşte orada. Nerede? Çek ayağım. He. Burada. Evet, burada düşürdük, aşağı düştü. Düşürmeden yapmaya çalıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu parçayı söktük. Bunu şu vida ileri gidiyor. Böyle geri çekiyoruz. Bu şekilde. Bunu buraya yerleştiriyoruz. İtiyoruz. Daha sonra bunu itiyoruz. Evet, gidiyor. Vida yerine oturuyor. Daha sonra sıkıyoruz. Bunu bu şekilde. Evet, şöyle birkaç diş tutsa yeterli de zaten. Geri çıkmaz. Bu şekilde çamaşır makinemizi artık taşıyabiliriz güvenle. Taşıma sırasında baz alanımızı nasıl ayarlıyoruz? Onu göstermeye çalışacağım size. Şimdi baza yatağıdır. Bakın şurada bir ip var. İple tutturmuşuz. Bunu kaldırdığınız zaman bu kapak açılıyor. Açılmaması için şöyle iple bağlamışız. Kapak açılmasın, herhangi bir kazaya sebebiyet vermesin. Şurada dayama kolu var. Bunu içeri vermişiz. Herhangi bir engelle karşılaşmasın. Bir de özellikle bazanın ayakları var. Hem taşınmada fazla yer kaplar, hem de bu ayakların kırılma ve zarar görme ihtimalleri var. Sağa sola çarpma, birbirine değme. Bu ayaklar sizin sökülebiliyorsa, bazı ayaklarınız bu şekilde. Lütfen bunları sökün. 4 tane var burada. Sökmüşüz. Şu anda taşınmaya hazır. Gittiğimiz yerde tekrar bunu alıp yerine takıyoruz şu şekilde. Taşınırken kanepeleriniz, koltuklarınızın bu yan kısımları eğer sökülebiliyorsa sökün. Öyle taşıyın arkadaşlar. Bu hem yer tasarrufu sağlar taşınma sırasında, hem de buraların kırılmasına, zarar görmesine engeller. Hem de basamaklarla ilgili, daha dar basamaklar varsa taşındığınız, getirdiğiniz yerde daha kolay bu kanepelerin oradan yer değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Bunu nasıl söküyoruz? Evet, şöyle ters çevirmişiz. Bu tarafını söktüm bakın. Şu şekilde. Bakın şu sökülü hali. Bunu ayrıca taşıyoruz. Gittiğimiz yerde tekrar montajını yapıyoruz. Evet, tabi bu her kanepeden kanepeye özelliği değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Burada yerleri falan var böyle. Şuradan söküyoruz. Evet, bakın söktük bunu. Birincisi bu demirle beraber çıktı. Evet, şunu da söküyoruz. Aha, bu böyle çıktı. Evet, son vidayla söktük. Şimdi yerinden çıkarıyoruz. Evet, şimdi böyle dikkatli bir şekilde çıkardık. Daha sonra bunları çıkarıyoruz. Bunlar çünkü eşyalar zarar verebilir. Şöyle.
Evet, bakın. Şöyle çıkardık yan tarafını. Bunları da şöyle yapıyoruz. Kaybolmasınlar. Şunu kenara alalım. Şunu da alalım. Şimdi kanepeyi düzeltiyoruz. Evet. Bakın şöyle taşınması daha da kolay oluyor. Hem hafif oluyor, hem az yer kaplıyor, hem kolay girip çıkabiliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha az yer kaplar. Evet, bay bay.